derken böyle arabesk de Almanca da söyleniyor. Oh. Oldu yani. Gidiyor, devam ediyor. Gayet Şu de. an yine Almanca albüm çalışmasına girdim. Ramazan'dan sonra inşallah bu sene de Almanya'ya geri dönüş yapıyorum. 3 sene bir aralıktan sonra. Almanya'da biraz bir ara bozuştum. Politikacılar ve siyaset falan çok böyle karıştı. Dedim boykot, iki Türkçe albüm yaptım. Dedim ama bu sene geri bir dönüş var. Oradan devam, çünkü artık istek, yani Facebook üzerine olsun, işte televizyon kanalları olsun, artık dedim, muhabbet neredesin, artık dön. Konserlerde ağlayan Alman kızlarını görüyorum ben mesela senin konserlerinde. Hani parçayı söyleyip böyle parçalanıyorlar resmen Ya. böyle hani. Bunları sen de yaşıyorsun. Demek Bayılmalar. ki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Aslında Alman toplumunun da bir yerde hani bilmediği arabesk bir yanı var diyebilir miyiz? Hani onların Ya. da o hiç içlerinde gizli kalmış, kanayan bir arabesk yanları mı var acaba? Kesinlikle. Var Geçen değil mi? Onları mı sen kanattın böyle? Hani ortaya çıkarttın. Eski bir Öyle huylarını buldular, o karakterleri mi? buldular. Evet. STF'de adam geçen diyordu, 2 hafta önce programda kendi dedi, aslında her Alman içinde bir Türk var dedi. Bir Türklük var dedi ve ya, bu aslında onun ispatı oluyor. Nasıl Vay be. ağırlıyorlar? Bizim kültür aslında dünyanın nerelerinde varmış da. Biz Yani unutmuşuz. biz de unutmuşuz. Sen çıkarttın onları ortaya. Değil Yavaş mi yavaş yaptın çıkartmaya yani? çalışıyoruz. Yavaş Gençler de sağ yavaş olsun. çıkıyorsun yani. Ki hani Almanlar hep deriz yani soğuktur, şudur, budur. Yok aslında arabesk damarı da varmış Evet, yani. evet. Çatır çatır çıktı ortaya konserlerde. Evet, bir izleyicimizi davet edelim. İstersen sen karşıla telefonu. Şöyle bir kameraya bakarak karşıla Allah rızası Şuraya için bakıyorum. yani. Telefon. Yani istersen Jimmy'ye bakma, başka yere bak, biraz zor olur, boynun tutulur. Şöyle Evet. üçten al. Üçten alalım. Üç bakış. Üç numaralı bakış. Merhaba, canlı yayına hoş geldiniz. Kimsiniz? Kimsiniz? Ne kibar çocuk. Hoş geldiniz. Hoş Kimsiniz? geldiniz, merhaba. Kiminle Merhaba, görüşüyoruz? ben Koblenz'den Cansu, tanışıyoruz az buçuk. Cansu, Koblenz'den. Evet. Merhaba, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Eylem Hanım'ın programına hoş geldin. Çok kibar dedim şimdi. Eylem Hanım demekte biraz zorlandım. Hoş geldin. Ya Hoş bulduk. Cansu, Hoş geldiniz programa. Süper televizyonda görmek. Cansu kaç yaşındasın? Ben 19 19 yaşındayım. yaşındasın. Koblenz'de yaşıyorsun. Almanya'da Evet. doğup büyüdün. Burada doğdum büyüdüm. Almanya'da doğumluyum yani. Almanya doğumluyum. Okay. Albüm süper olmuş. Sağ Gerçekten ol. Melekler harika. şahit. Aldın Tebrik mı? ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Benim bir sorum vardı. Ben Hernal'daki konserde de sormuştum Dur bir zaten bunu. saniye. Eylem Hanım bir soru Melekler sordu. Şahit'i aldın mı? Evet, aldım onu. Oo, En değil. çok hangi şarkıyı sevdin? Evet. En çok hangi şarkıyı? Yalancı. Yalancıyı sevdin. Yalancı. Evet. Dinleyelim Oo. o zaman biraz sonra. Onu sonra Lütfen. dinleriz. Tamam, dinleriz. Tamam Çok güzel Cansu, olur. lafını böldüm, buyur. Ayrıca bir de Evet. mahkumu söylerse o da süper olur. Aa, istek benim. Peçeteye yaz. İmeyle gönder. Tamam, yazacağız. Evet, dinliyoruz. Bir de ki ya bir şey soracaktım. Koblenz'e tekrar gelmeyi düşünüyor mu? Koblenz. Konserler aşağıda yazıyor valla. Var mı Koblenz? O bilmez ki. Koblenz. Bak şimdi Ben kaldı. Ben bilmem, bilmiyorum. Hakan bilir, menajer bilir. Ben bilmem. Tamam, ben Hakan abiyle de zaten iletişimdeyim. O bana ne sorarım Herkes artık? birbirini burada tanıyor. İşte Avrupa'nın da böyle bir yanı var değil mi? Hani konserlere gidince böyle tanışıp herkes birbiriyle çok Evet. yakınlaşabiliyor. Ama Facebook'un da faydaları bu değil mi artık Ay ya? Allah'ım, sen oradan prosent mi alıyorsun? Ben anlamadım ki. Nasıl Facebook. reklamını Facebook. yapıyor Şey vallahi altında billahi. şey, reklam değil. Şimdi ufak bir misal anlatmak istiyorum. Cansu sen de dinle istersen. Şimdi evde Evet. oturuyoruz. Arkadaş çevre var. 10-15 Ha. kişi. 6 ay görüşmedik. Ama kimin ne yaptığını, ne zaman hasta olduğunu, evlendi mi, boşandı mı, hepsini biliyoruz. Oturuyor sanki hiç ayrılmamışız. Facebook'un faydası o. İsterse ismi şey olsun, Artık atıyorum. evde oturuyor. İnsanlar ne yapıyor biliyor musun? En kötü olan 4-5 kişi laptopunu getiriyor. Herkes açıyor önünde. Ay, Yani telefonda bir de. artık birbirine mesajı laptoptan atıyorlar. Oradan cevap veriyorlar. Konuşmak falan gerek yok. O oraya ne düşünüyorsun'a yazıyor. O da ona mesaj yazıyor altına. Yorum O yapıyor. doğru. İnsanlar birbiriyle konuşmuyor. Ya bu çok acı bir hale O geldi doğru. Ben ya çok kızıyorum. Hazreti. Yanımda Sermet diye bir arkadaşım var. Kulakları çınlasın, sürekli böyle konuşuyor ama farkında benimle konuşmuyor böyle. Abi bırak şu ay. Buyur abi, ne Değil dedin? mi? Alışkanlık Soru halinde. sorun. He, bir daha söyle. Cümleyi sürekli 2 kere söylemek zorunda kalıyorum artık, dedim abi bırakın şu telefon, yasağı koyacağım. Kapıda geldiğiniz anda telefonları bırakıyorsunuz, kapatıyorsunuz. İçeride de laptop yasak, konuşalım. Ay bilmiyorum, bir teknoloji çılgınlığıdır gidiyor. İyi midir, kötü müdür, ben bunu çözemedim. Canım sen ne düşünüyorsun? İyi mi bu gidiş? Cansu? Cansu? Efendim? İyi mi bu teknoloji gidişatı?
Ya iyi ama ben de muhabbetten bir cevap bekliyorum. Kaç tane mesaj yazdım ona. Sen bir de cevap yazma. Kız canlı yayında sorar hesabı. Ya yanlış anlaşılmak istemiyorum. Tabii ki onu da anlayabiliyorum. Kaç kişi yazıyor sonuçta. Valla şu an bütün top sende. Canlı yayını düşürmüşsün. Canlı yayında. Soruları sen sorarsın. Ya şimdi duvara cevap vermeye çalışıyorum. Genel gelen soruları, işte konserler var mı vesaire. Genel cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi personal message'ler geliyor ya, hepsine cevap tamam. Tamam, hepsine cevap veremiyor tabii ki. Tamam. Ama bundan sonra Cansu'yu gördün mü kesin verir. Çünkü sen onu canlı yayında yakalıyorsun canım. Evet. Seni çok çok öpüyoruz. Telledim. İstediğin parçaları da mutlaka söylemeye çalışacak. Kendine çok çok iyi bak. Eurostar'da programlarımızı kaçırmıyorsun bundan sonra. Evet. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kal. Süper. Bay bay Cansu. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşça kal. İyi günler. Bay bay. Evet efendim. Şimdi ben tabii programımız tüm hızıyla devam ederken bir konuğumu daha davet ediyor olacağım. Şöyle yerimden bir kalkayım. Şöyle asaletli bir yürüyeyim yerimden kalkıp. Evet efendim. Şimdi huzurlarınıza çok değerli bir misafirimi daha davet etmek istiyorum. Özellikle kendisi İstanbullulardan kalkıp geldi bugün. Önümüzdeki haftalarda öyle şeyler yapacağız ki burada inanamayacaksınız. Gözlerinize inanamayacaksınız. Canlı canlı modellerle evet Avrupa'dan seçtiğimiz hanımlara burada kilo verdireceğiz. Nasıl verdireceğiz? İşte bunların cevabını İstanbul Korse Merkezi'nden evet uzman estetisyen Zeynep Demirer anlatacak bizlere. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz bulduk. Efendim. Nasılsınız? Gayet. Şöyle ilk programımıza buyurun şöyle alalım sizi de. Evet Zeynep Hanım geldi programımıza bugün katıldı. Bu arada tabii hemen Arzu Hanım'a da buradan çok çok geçmiş olsun diyoruz. Onu da buradan öpüyoruz çünkü kendisi zatüre başlangıcında. Evet çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet Zeynep Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Bir kere çok mutluyum. İlk programda müjdesini verelim. Başlangıç olarak 5 tane hanımı Avrupa'dan seçtik. Evet. Ve onları burada canlı canlı sizlerin de görebileceği şekilde programlarımızı almaya başlayıp gün gün hafta hafta takiplerini yaparak nasıl kilo verdiklerini tek tek göstereceğiz. Ev halleriyle, sokak halleriyle stüdyoya gelecekler. Biz onları ziyarete gideceğiz. Böyle bakalım 3 günde bir beden diye sürekli herkese söyleniyor. Evet. Değil mi? Ama bunları göstereceğiz. İzleyicilerimize canlı canlı göstereceğiz. Kesinlikle. Aslında bir de şöyle bir şey yapalım Elem Hanım. Uygun görürsünüz. Bugün bağlanan tüm izleyicilerimizde. Evet ama siz böyle bir problemimiz yok. Benim öyle bir problemim daha yok. Ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Yemek yemeyi seviyorum. İlerleyen zamanlarda. 5 sene sonra belki de e-mail atma imkanı sanki. E-mail atarsan. Merhaba ben muhabbi beni hatırladınız mı? Evet e-mailin gelirse artık seni de mutlaka değerlendirme tamam. için alırız. Ama haksızlık yapmıyoruz tabii ki. Başvuracaksın tamam. Yani ciddi ya, ciddi başvurunu tabii. mutlaka Torpil bekliyoruz yok, seni istemem de. Zaten olsa da istemem. Olsa da istemem. Evet bir şarkı da alalım mı senden? Alalım. Peki o zaman alalım. Yalan dedi. Yalancı dedi. Yalancı yok, dedi istemiyorum. Kötü ama yani yalancı yok, bilmiyorum. Çok, o zaman Melekler Şahit mi? Ya. Peki albümün ismi Melekler Şahit. O zaman Melekler Şahit. Hayır istemiyorum diyorum. İstemiyorum yalancı. İstemiyorum. Ağlayacağım peki, ben tamam, o şarkıyı dinleyeyim. Melekler Şahit olsun.